Ya şimdi enflasyon çok önemli ama beni daha çok globalde aslında İsrail'deki son gelişmeler, Türkiye ile de çok korele ilişkiler var. Orada dün gece mesela Beyrut'taki son dakika gelişmesi olarak gelişen siyasi büro başkan yardımcısı ve aslında biliyorsun o isim Türkiye'de yaşadı, yaşamıştı uzun yıllar. Türkiye ile normalleşme süreçleri doğrultusunda Türkiye'den çıkmasını istedi İsrail, çıkarılmasını istedi ve Türkiye'de 2014 veya 2015 yanlış hatırlamıyorsam çıkarıldı. Ve orada İsrail'in daha doğrusu Gazze'nin Hamas'ın İran'la olan ilişkilerini götüren bir kişi olduğu için onun şimdi Hizbullah'ın bu kadar yıldır 2006'dan beri İsrail'in Beyrut'ta hiçbir operasyonu yoktu. Orada bir operasyon yapıyor olması yani gidip de Lübnan'ın içine girmesi tam da Yani New Amerikan York'ta gemisi diyorsunuz. oradan ayrılırken Amerika'nın en büyük savaş gemisi Amerika dedi ki yeter. Hani bu İsrail meselesi bu biz buraya çok daha fazla dahil olmak istemiyoruz 2024 içerisinde ve en büyük savaş gemisini tam çekerken bu gelişmelerin oluyor olması öte yandan Kızıldeniz'de işte Yemen'le olan gerilimin artıyor olması bütün bunlar 2024'ün ilk ayında biz yine Orta Doğu'da çok konuşacağımız ve çok can sıkıcı gelişmelerin ilk işaret fişeği olarak gözüme çarpıyor. Tabii güncel enflasyon konusunun dışında tutarsak bunları. Önceki iktidarın şeyleri bunlar. Ekonomide de aynı. Önceki iktidar yani şu anda Mehmet Bey ve ekibi bir enkaz buldu. O enkazı düzeltmeye çalışıyor ki doğru. Kadro değişikliği dışında aslında yani büyük bir değişiklik oluyor da bütün biliyorsun bu kavgalar o 19'a faizler nasıl arttırılırsın ve işte değiştirildi sonra 8,5'a düşürüldü falan filan. Ya 1,5 yıllık bir operasyonun bir enflasyon Türkiye'ye enflasyonla tanıştırma, hatırlatma. Türkiye enflasyonu tanır. Ya bakarsan her programda ileride hep bir tek haneye inme olayı var. Bir türlü o tek haneyi göremiyoruz biz. Şimdi Cem Hocam çok güzel söyledi aslında. Burada Yazık günah değil bir mi? kamuda tasarruf olmadığı sürece hep söylediğimiz konu. Bir de hadi onu da geçtim. Ya tamam kamuda tasarruf bölümü ayrı mali politika tarafı. Para politikası tarafını da iyi tamam doğru yapıyorlar hadi faizi arttırıyorlar falan diye genel bir kanı var ya. Tamam da faizi arttırırken piyasadaki para arzını azaltıyor musun? Yani M1, M2, bugün hepsine bakıyoruz. Hiçbir para arzında azalma yok. Var bazı çabalar var. Ama tam olarak da o para arzını oynamaya Merkez Bankası onu çekmeye de korkuyor. Çünkü çekerse zaten senin az önce verdiğin bu PMI verileri falan vardı ya. Ekonominin geneli aslında zaten can çekişmeye başladı. Verdiğin PMI çok önemlidir. O öncü göstergedir. Yani aslında ekonominin gerçekte üretim tarafının çok büyük sıkıntıya gittiğinin ön hazırlığıdır. Yani sen faizi arttırdıkça zaten ekonomiyi yavaşlatmak istiyorsun enflasyonla mücadele için. Ama yavaşlatmak için de daha da parayı çekmen lazım. Ama zaten can çekişen bir üretim tarafı var yani. Onun için hani çok reklama içeceksek şey Hadi yapmayayım, gidelim o uzatmayayım. siz de öyle Ayarın bozukluğunu düşünüyorsunuzdur. gösteriyor bu bunlar hep. Ayar, ne demek istiyorum? Davranışları öyle bir ayarına kaçırdılar ki herkes kafasına göre ara kademelerde. Bak benim mesela çok fazla narenciye üreticisi arkadaşım var. Ben Mersinli olduğum için bölge Ne diyorlar? çukur, hiç memnun değiller ya. Şu anda Değil, baksana olmazlar tabii. üretimde bayağı ciddi kötü bir yıl geçiriliyor üretici açısından. Ama baktığın zaman tüketici açısından da berbat bir yıl. Dolayısıyla ne oluyor arada? Arada gerçekten ciddi anlamda bir davranışsal bozuklukla herkes kafasına göre ara kademelerde zamlıyor. Maliyetler öyle artıyor. Evet bir kısmı onun oradan çıkarken işte toplanmasından üretici şey payına kadar her şey ekleniyor üzerine. Onun oraya taşınması, Mersin'den, Adana'dan İstanbul'a gelişi o narenciyenin şusu busu hepsi O tamam fiyat diyor ekleniyor 408 ama artmış Mersin'de. %400 de değil yani. Böyle bir şey olabilir mi Evet. yani? Bunun neden olduğunu da çok net söyleyeyim. Bunun neden olduğu bütün bu 2 yıl, 1,5 yıl boyunca yaptığımız saçma sapan bir para politikasıyla insanlara ne yapın yapın tüketin, harcamanızı öne alın, paraları harcayın, sakın yatırım yapmayın, tasarruf yapmayın diyen para politikası modelinin sonuçları. Yani dolayısıyla hani hiçbir şeye şaşırmıyorum ama bunun ayarının kendi kendine gelmesini beklemek, faizi artırıp böyle izliyorlar şu anda. Öyle olmaz. Öyle gelmez sadece bu. Söylüyorum ya faizi arttırdığı zaman diğer taraftan üretim kademelerinde de anormal bir yavaşlamaya sebebiyet veriyorsun. Onunla ilgili ne yapıyorsun? Bir şey yapamıyorsun. Ama diyor o zaman da paranın tamamını arzını çekmeyeyim. Bari tamamen üretim durmasın. Bu yine çözülmeyecek ki. Yine sen o zaman enflasyonu çözmemiş oluyorsun. Yani ortada bir hastalık var.
o hastalıkla ilgili çözümler aslında belli ama o çözümlerle ilgili yapılan kademeleri üçünün yapman gereken üç hamlenin üçünden birini yapıyorsun. Yani faizi arttırıyorsun, para arzını da azaltman lazım, azaltamıyorsun. Kamu maliyesi tarafında, maliye politikalarında da tasarruf yapman lazım. Onu da yapmıyorsun. Dolayısıyla sadece faiz bölümünü arttırarak bu enflasyon da, yani lütfen bizim hedeflerimize göre davranın, ona göre artış yapın diyorsun ama maalesef öyle bir şey olmayacak yani. Evet. O davranışlar oraya gelmeyecek. O davranışları düzeltmen için çok daha net politikalar ortaya koyman lazım. Çok daha iyi bir denetim mekanizmasını da oturtman lazım. Bu denetim mekanizması aslında ilk baştan yapılmalıydı. Ama istenmedi ki. O enflasyon bilerek ve isteyerek yaratıldı. Sorun orada yani. Özgür Bey'in söylediğini ben dün akşamki Sözcü TV yayınında da aslında dile getirmiştim. %50 zam beklentim var. Önce yani, bir seyyanen en düşük maaş artacak. 11-250 rakamı bence çok önemli bir şey söyledi. Ben de orada, ya, o da bir de enteresan güzel bir şey söyledi. Yani normalde TÜİK kendisi bile, yani bu TÜİK rakamını kimse ciddiye almıyor aslında. Yani normalde biliyorlar ki ENAG rakamıyla en azından bir şey yapıldığı zaman araya bir refah payı gibi bir şey kavram ekleyip üzerine bir uydurma bir şeyle aslında ENAG'ın rakamlarına göre yapmak zorunda kalınacak gibi bir işi ifadesi oldu ki bence çok doğru bir tespit. Yani burada %50'yi artık yani emekli o kadar düşük kaldı ki bir de gerçekten söylediği önemli bir şey vardı. Emekli maaşının asgari ücretin altında kalması aslında bir ülkenin sosyal olarak da ne kadar saçma bir vaziyet. Asgari ücret zaten asgari minimum bir ücret yani. Bunun üstünü aman sakın bunun altını verme ücreti. Ama biz genel olarak bunu verip emekliyi de bunun altında bir ücretle veriyoruz ve şu anda daha hala altında olacak. Diyoruz ki ya bunu 11-250 yaparlarsa biraz sevindirecek filan yani. Olacak iş mi ya? Çünkü borsa tatsız bir gün geçiriyor. Yılın ilk gününü iyi geçirmişti. Bugün bozdu. Onun da sebebini söyleyeyim. Senin yayında aslında söylediğin yurt dışında bu çok zenginleşen Elon Musk'lar şunlar bunlar var ya aslında o veriler geçmişi yansıtıyor. Yani 2023'ü yansıtıyor. 2024'de kötü başladılar. Dün bütün o Magnificent Seven muhteşem 7 şirketinin yani dünyanın en büyük şirketlerinin hisselerine satışlar geldi. Amerika'da bir faiz tekrar yukarı doğru bir hareket oldu. Tahvil piyasasına bir satış geldi. Bugün bizim borsamıza da yabancı satışı geliyor ve hem son yani o yılın son günü, hatta söylemiştim geçen çarşamba yayında hani Gübretaş'taki satış son bulur artık demiştim yıl sonu bitmeden. O kontratla ilgili bir şeydi. Son buldu cuma günü. Dün de iyimserdi ama bugün orası da tekrar normalize olmaya başladı. Yani o heyecan, tepki heyecanı biraz geride kaldı. O açıdan şimdi bu yabancıların satışlarının dozunu görmemiz lazım. Bizim piyasamız bir süredir yerliler sıkıntıda satarken yabancılar alıyordu son dönemde. Ona rağmen kalkamıyordu, yukarı gidemiyordu. Tam bir moralle başladık dün ama bugün o yabancı etkisini hissediyoruz biraz. 7500, yani bak izleyicilerimiz şunu takip etsin borsayla ilgilenenleri. Yılın kapanış o seviyesi, o 7475 kritik bir seviye. Onun altında negatifim, üzerinde pozitifim kısa vadeli 7560 olarak. 7560 şu anda. Evet, yani 7534 şu anda. Ama 7475'in üstünde olduğu sürece bir miktar 8000 lira kadar bir pozitif hava da olabilir ama bu yurt dışı etkisi devam edecek gibi oradaki satışların evet, dozu. Tamam. O açıdan eğer negatife dönerse borsayla ilgili de bir negatif şey olma ihtimali doğar. Hala o zaman 7000'in altı ihtimali tekrar gündeme alacağız. Ya ben çok bu yılın ilk seçime kadar aşırı karamsar veya iyimser değilim. Satışlarda çok derin satışlarda pozisyon alınabilir. Yükselişlerde de 8000'lere doğru yaklaşmalar biraz üstünde falan da tekrar pozisyondan çıkılabilir.